Arif-i Rivegeri Hazretleri 3. Bölüm. Silsile-i Aliye büyüklerinin 10.'sü olan Arif-i Rivegeri Hazretleri Buhara'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Rivger köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi 1167. Hicri 560 olarak rivayet edilmekte ise de kesin bilinmemektedir. 1315 Hicri 715 tarihinde vefat etti. Arif-i Rivegeri Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala İsa aleyhisselama, ey Meryem'in oğlu, önce kendine nasihat et. Eğer kendin nasihat kabul ediyorsan insanlara da nasihat et. Eğer kendin söylediğini yapmıyorsan, kendi nasihatini kendin yerine getirmiyorsan, benden utan, buyurmuştur. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte, Miraç gecesinde bir kavme uğradım. Dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Siz kimsiniz diye sorunca, onlar, biz hayrı emreder, fakat kendimiz yapmazdık. Fenalıktan men eder, halbuki kendimiz yapardık, diye cevap verdiler, buyurdu. Hatîm-i Esam Hazretleri buyurdu ki, kıyamet günü insanlara ilim öğretip, insanlar onunla amel ettiği halde, kendisi ilmiyle amel etmeyen kimseden başka, pişmanlığı daha şiddetli kimse yoktur. İbn-i Semmak Hazretleri dedi ki, nice Allahü Teala'yı anan kimse vardır ki Allahü Teala'dan gafildir. Nice Allahü Teala'dan korkan kimse vardır ki Allahü Teala'ya cürette bulunur. Nice Allahü Teala'ya yakın görünen kimse vardır ki Allahü Teala'dan uzaktır. Nice Allahü Teala'nın rızasına, onun emirlerine uyup yasaklarından sakınmaya davet eden kimse vardır ki Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktan kaçar. İbrahim bin Ethem Hazretleri şöyle anlattı. Bir taşın yanından geçiyordum. Taşın üzerinde "Bana gel, ibret alırsın." yazılıydı. Yanına gittim. Onu çevirdim. Şöyle bir yazı vardı. "Sen bildiğin ile amel etmiyorsun. Amel etmeyeceğin şeyi bilmeyi niçin istiyorsun?" Peygamber Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, Allahü Teala 5 vakit namazı kullarına farz kıldı. Eksiksiz olarak, erkan ve adabına riayetle, o namazları kılan kimseyi, Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. O namazları istenildiği gibi kılmayan kimseye Allahü Teala'nın bir vaadi yoktur. Allahü Teala dilerse ona azap eder, dilerse onu cennetine koyar. Siz birini mescide girerken gördüğünüz zaman onun imanlı olduğuna şehadet ediniz. Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem en faziletli amel sorulunca farzları eda etmek, haramlardan sakınmak buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem namazın faziletiyle ilgili olarak hadis-i şeriflerde buyurdu ki su pisliği giderdiği gibi 5 vakit namaz da günahları giderir. Namaz cennetin anahtarıdır. Kıyamet gününde kulun önce namazına bakılacaktır. Eğer namazı tamam ise diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazı eksik ise diğer amelleri kendisine çevrilir. Allahü Teala buyurdu ki: Kulum farzları eda etmekle benim azabımdan kurtulur. Nafilelerle ise bana yaklaşır. Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye radıyallahu anh şöyle buyurdu: Ailene namazı emret. Allahü Teala sana
ummadığın yerden rızık gönderir. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha üstündür. Bizim ile münafıklar arasındaki fark, yatsı ve sabah namazlarında bulunmaktır. Onlar bu iki namazda bulunmazlar. Kâb-ül Ahbar Hazretleri buyurdu ki, dört kimse için mazeret yoktur. Birincisi, Mekke-i Mükerreme'ye gidecek kadar imkanı olup da hacca gitmeyen. İkincisi, önüne konulmuş yemek olduğu halde kapıda duran fakiri eli boş olarak geri çeviren. Üçüncüsü, emri maruf ve nehy-i münkere, iyilik yapıp kötülükten men etmeye gücü yettiği halde bunu terk eden. Dördüncüsü, ezanı duyup da ona icabet etmeyen kimse. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte 40 gün iftitah tekbirini kaçırmamak şartıyla 5 vakit namazı cemaatle kılan kimseye Allahü Teala biri nifaktan, diğeri de cehennemden azad olmak üzere 2 berat yazar buyurdu. Eğer ahireti isteyenlerden isen namazı tadil-i erkana uyarak huşu içerisinde kulluğun ve acziyetinin idrakinde olarak kıl. Müezzinin sesini işittiğin zaman kalbinde kıyamet günündeki çağrılmanın korkusunu hazır et. Müezzinin ezanını işittiğinde içinde sevinç ve neşe duyuyorsan bil ki kıyamet gününde sen müjde ve kurtuluşunla çağrılacaksın. Selef-i Salih'in ezanı duyunca her işini bırakır, namaz kılmak için cemaate koşarlardı. Abdest ile namaz kılacağın yere geldiğin zaman kalbindekilerden gafil olma. Kalbini tövbe ve istiğfarla temizle. Çünkü kalp Rabbinin nazargahıdır. Sen avret mahallini örttüğün zaman bunun manasını şöyle bil. Sen bedenini insanların gözlerinden sakladın, örttün. Çünkü senin avret mahallini insanlar görmekteydi. Fakat senin içindeki gizli kusurlarını göremiyorlar. Bunu ancak Rabbin bilir. Öyleyse içindeki bu kusurlarını ve ayıplarını namaz kılacağın yere girmeden dışarıda bırak. Şunu iyi bil ki Allahü Teala her şeyi görür. Ondan hiçbir şey gizli kalmaz. İçteki bu ayıpları sadece pişmanlık, haya ve Allah korkusu temizler. Bunları kalbe getirmekle havf, Allah korkusu ve haya ordularını harekete geçirerek nefsini öldürürsün. O zaman Allahü Teala'nın huzurunda günahlarından dolayı pişmanlık duymuş, sonra Rabbinin huzuruna korku ve hayadan başı eğik olarak dönen suçlu bir kulun duruşu gibi durursun. Kıbleye yöneldiğin zaman şöyle düşün. Gerçek bir kıbleye dönüş, senin sadece Kâbe-i Muazzama'ya dönüşündür. İşte bunun gibi kalbin Allahü Teala'ya yalvarması, kalbin Allahü Teala'dan başkasının sevgisini kendisinden uzaklaştırmasıyla olur. Ayaktayken kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzurunda bulunduğunu hatırla. Allahu Ekber diye tekbir alınca kalbinin dilini yalanlamaması lazımdır. Allahü Teala senin yalancı olduğunu bilir. Nitekim Allahü Teala münafıkların içlerinden tasdik etmedikleri halde dilleriyle Muhammed Allahü Teala'nın resulüdür sözlerinin de yalan olduğunu bilmektedir. Eğer hevan, arzu ve isteklerin sana Allahü Teala'nın emrinden daha galip ise sen hevana Allahü Teala'dan daha çok itaat ediyorsun demektir.
şöyle bir menkıbeyi size nakledelim. Şeytan, Firavun'un sarayına girmişti. Firavun'u istirahat ettiği yerde buldu. Kapıyı çaldı. Firavun, "Sen kimsin?" dedi. Şeytan, "Sen bir de Rab'lık davasına kalkıyorsun. Hiç Rab olan kapının arkasındaki kimseyi bilmez mi?" dedi. Firavun şeytana, "En şerlimiz kim?" diye sordu. Şeytan, "Sensin" deyince, Firavun, "Neden?" diye sordu. Şeytan, "Çünkü ben bir anda doğu ve batıyı dolaşıyorum da sana kul olmuyorum. Sen ise kusurlar ve eksikliklerle dolu olduğun halde, ben sizin en büyük Rabbinizim diyorsun. Sen böyleyken, ben senden daha kötü nasıl olurum?" dedi. Şeytan bu konuşmalar ile Firavun'un tutmuş olduğu yanlış yolu bırakıp, aklını başına toplamasından korkup sözüne şöyle devam etti. "Bilmiyor musun bizden daha kötüsü kimdir?" deyince, Firavun "Hayır" cevabını verdi. Bunun üzerine şeytan, "Dünyalık elde etmek için ahiret amelleri yapan kimsedir" dedi. Arif-i Rivegeri Hazretleri, kalplere sürur ve hayat veren sohbetlerinde buyurdular ki, "Akıllı ve uyanık kimseysen, dünyaya hiçbir zaman gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp, dünyaya meyletmeni temin ederse, artık seni idaresi altına almış demektir. Bundan sonra seni felaketlerden felaketlere sürükler de haberin bile olmaz. Himmet kuşağını çok kuvvetli bir şekilde beline sarmayan insan, dünyaya olan meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda gözyaşları dökerek ağlamadıkça, Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda hiç ilerleyemez. İslamiyetin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse, insanı Allahü Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbiyle dünya düşüncelerinden sıyrılıp yalnız Allahü Teala'ya yönelmedikçe hakikat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrak etmekten uzaktırlar. Ey dostlar, bir kimse Allahü Teala'nın aşkı ile yanıp yoğrularak bu deryanın çok mahir bir dalgıcı olmadıkça bundan çok daha derin olan vahdaniyet denizine giremez. Zira ki ona girmek için çok usta bir dalgıç olmak lazımdır. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk içinde hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahkâm-ı İslamiyeyi tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bilmezler ki, abdestte, namazda, alışverişte öyle noksanları vardır ki, yediği içtiği haramdır. Kendisinde var zannettiği o haller, şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Çeşitli günahlar sebebiyle paslanmış bir hal alan gönüller için çare şudur ki Allahü Teala'ya çok tövbe istiğfar etmeli. Her zaman Allahü Teala'yı düşünmeli. Onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmalı. Hiçbir zaman ondan gafil olmamalıdır. Malının çokluğu dillere destan olan Karun bile
malının hayrını, faydasını göremedi. Nihayet toprak altında yok olup gitti. Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsva olmuştur. Artık yatarken, kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariplere merhamet etmek Resulullah'ın sünnetidir. Nerede bir garip görsen ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı sen ol. Ehl-i sünnet ve cemaatin şartlarına ait çok mesele vardır. Namaz, oruç, hac ve zekatı bilmek nasıl farz ise, bunları bilmek de öyle farzdır. Hatta eğer namaz, oruç ve diğer ibadetlerde kasıtsız bir halel, eksiklik ve kusur bulunursa affolunabilir. Ama ehl-i sünnet ve cemaat itikadında bir halel olursa, insan bid'at sahibi olur ve bid'at sahibini de Allahü Teala affetmez. Zira bid'at sahibi üzerine azap vacip olur hükmü vardır. Gücün yettikçe bid'atten kaçınmalı. Ehl-i sünnet ve cemaate rağbet etmelisin. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala benim halifelerime rahmet etsin. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan sordular. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, senin halifelerin kimlerdir? Buyurdu ki, sünnetimi ihya edip Allah'ın kullarına öğretenlerdir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular ki, ya Ebu Hureyre, İnsanlara benim sünnetimi öğret ki, kıyamet günü senin için parlak bir nur olsun da, önce ve sonra gelen bütün insanlar sana gıpta etsinler. Benim şefaatim, ihlasla la ilahe illallah deyip, dili kalbini ve kalbi dilini tasdik ederek şehadet edenler içindir. Şöyle bir menkıbe nakledelim. Ahmed-i Namık-ı Camii Hazretleri Herat'ta bulunduğu sırada bir gün Abdullah-ı Ensari'nin konağına davet ettiler. Ahmed Camii Hazretlerinin hizmetçisi yola çıkmaları için ayakkabılarını önüne koydu. Ahmed Camii Hazretleri bir saat beklememiz icap ediyor. Bir iş var buyurdu. Beklediler. Bir saat sonra bir Türkmen hanımı ve yanlarında 12 yaşlarında bulunan oğullarıyla geldiler. Bu çocuğun babası dedi ki, efendim, Allahü Teala bize çok mal verdi. Bundan başka çocuğumuz yoktur. Bu da âmâ olup gözleri görmemektedir. Her tarafı gezdirdik. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Fakat hiçbirisi bir çare bulamadı. Biz biliyoruz ki, siz Allahü Teala'ya her ne dua ederseniz Cenab-ı Hak lütfedip kabul eder. Eğer çocuğumuzun göz nuruna kavuşması için dua ederseniz çok bahtiyar oluruz. Tek gözleri açılsın. İcab ederse bütün malımızı feda etmeye hazırız. İhsan ederseniz, lütfederseniz çok seviniriz. Eğer bu arzumuz yerine gelmezse üzüntümüzden mahvoluruz. Ahmed Camii Hazretleri bu sözleri dinledikten sonra nasıl olur? Ölüleri diriltmek, cilt hastasını iyi etmek İsa aleyhisselamın mucizesiydi. Bu halde Ahmed kim olur ki bu hastalığın tedavisini benden istiyorsunuz buyurdu. Sonra ayağa kalkıp yürümeye başladı. Biraz sonra biz ederiz, biz, dedi. Orada bulunan herkes bu sözü işittiler. Fakat bir şey anlayamadılar. Bundan sonra hemen geri dönüp bir yere oturdu ve o çocukcağızı bana getirin buyurdu. Getirdiler.
iki mübarek baş parmağını çocuğun iki gözüne sürüp aziz ve celil olan Allahü Teala'nın izniyle açılın buyurdu. O anda çocuğun gözleri açıldı. Parlak ve görür oldu. Bundan sonra orada bulunan ileri gelenler dediler ki, efendim birinci defa ölüleri diriltmek ve cilt hastalarını iyi etmek mucizesi İsa aleyhisselama aittir. Kendiniz için bu yolda Ahmet kim olur ki dediniz. Daha sonra da biz ederiz biz dediniz. Bu iki sözünüz arasındaki irtibatı anlayamadık. İzah buyurur musunuz? Bunun üzerine Ahmet Camii Hazretleri şöyle anlattı. Evvelki söz kendime ait idi. Bundan başkasını diyemezdim. Ama sonradan bana şöyle ilham ettiler. Ey Ahmet! Ölüleri İsa aleyhisselam mı diriltti? Dilsizleri ve cilt hastalarını o mu iyi etti? Biz ederiz, biz. Geri dön. O çocuğun gözlerinin açılması için seni sebep kıldık. Bu söz kalbime öyle ilham olundu ki, ağzımdan da çıkıverdi. O söz ve fiillerin hepsi Allahü Teala'dan idi. Ahmet'i, beni sadece vasıta kıldı. Arif-i Rî ve Gerî Hazretleri talebelerine şöyle nasihat buyurdular. Tövbe öyle büyük bir iştir ki, aklı başında olan her insan, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister müşrik, ister putperest olsun, tövbeye muhtaçtır. Zira ki, her mezhep ve her yolda olan kişinin, o yolda ve mezhepte bilsin bilmesin, mutlaka kusurları olur. Bir kimse bir iş yaptığında, o işte bir kusur görünce, üzerine tövbe vacip olur. Eğer tövbe etmezse, kendine zulmetmiş olur. Tövbe edenlerin makamı, bütün makamlardan üstün ve yüksektir. Hakiki tövbe eden kimse, Allah katında bütün insanların en üstünü, en kıymetlisi ve en sevgilisidir. Bütün kurtuluş ve saadetler tövbededir. Namaz, oruç, abdest, gusül, zekat, hac ve benzeri bütün farzlar için bunların bağlı olduğu belli bir vakit vardır. Bu vakit gelmeden bu farz o bir kimsenin üzerine lazım gelmez. Halbuki alınan her nefes için tövbe zahiren ve batinen vacip olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar! Allahü Teala'ya tövbe ve istiğfar ediniz. Ben günde 100 kere Allahü Teala'ya tövbe ediyorum buyurdu. Zira insandan çıkan nefeslerde mutlaka bir kir bulunur. Bilhassa dünyaya düşkün olanlar da bu böyledir. Çünkü dünyaya rağbet edenler dünyayı sever. Dünyayı sevmek ise bütün günahların başında gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bil ki bir gün 24 saattir. İnsan her saatte 1000 nefes alır. Bir günde 24.000 nefes eder. Bu nefesleri hep dünyaya rağbet ve onu sevmekle alırsa, hepsi günah olur. Kendisine her gün 24.000 günah yazılır ve o bundan gafildir. Öyleyse tövbenin gerekip gerekmediğini buradan anlamalıdır. İnsan tövbekâr olunca tövbenin şartlarını da yerine getirir ve tövbenin tadına varırsa bütün bu nefesleri taat haline dönüşür. Bu zahmete değen sermaye olan tövbenin şartını yerine getirmek gerekir. Şimdi tövbenin şartının ne olduğunu dinle. Tövbenin şartı üçtür. 1- Gönülden pişman olmak. 2- Dil ile özür dilemek. 3-
beden ile günahlardan vazgeçmek. Gerçekte tövbenin esası bu üç şeydir. Bunun da dalları vardır. Kim bu dallara yapışırsa ve ihlas ve doğrulukla tövbeyi yerine getirirse, zikredilen bu yüksek makama kavuşur ve bu kimse Allahü Teala'nın sevdiği kullardan bir veli, sıddıklardan bir sıddık ve ebdallerden bir ebdal olur. Zira ki her şeyin anahtarı tövbedir ve bütün sevgilerin başı tövbedir. Allahü Teala hepimizi layıkıyla tövbe edebilenlerden eylesin. Amin.